Evet, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Bugün üçüncü konuğumla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Evet, konuğum sevgili Aziz Kiraz bizlerle birlikte. Evet, hemen konuğum da geldi. Hemen onu da alayım. Siz de soru işareti kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. İzleyemediğiniz programları da IGTV'den izleyebilirsiniz. Hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi, nasıl olalım? Karantina nasıl geçiyorsa yani öyle. Nasıl geçiyor peki? Onu sorayım. Aslında nasıl geçiyor dersek artık bir süreden sonra alıştım ama sahneyi çok özledim. Artık arkadaşlarıma sarılmayı gerçekten özledim. İnsanlara korkusuzca yaklaşmayı gerçekten özledim. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 aydır yaklaşık birkaç kere dışarı çıktım toplasanız. Ve insanların birbirini öcü gibi görüp samimi olmayan tavırlar sergilemesi beni çok mutlu etmiyor. Çünkü birbirlerini öcü gibi görüyorlar. Bugünlere kalmak gerçekten çok kötü. Onun haricinde sabahtan akşama kadar sıkıntıdan alışveriş yapmak, kendini bir şeylerle tatmin etmek, mutlu etmek, yemeği çoğaltmak. Şu an diyetteyim ama 5 günde 4 kilo daha verdim. Çok şükür. Ben bir tık diyecektim. Sanki böyle bir kilo almış mıyız diyecektim. Evet. Tabii eski halini bilmiyorum ya da. Ya bir de şey diyeceğim Cüneyt'ciğim, şimdi ben sahnede normalde 2,5 saat sahnedeyim ya. Yarım saati mola veriyorum ama artık sahnelerimde bile son yarım saat kala ciddi derecede sandalye isteyip oturma durumuna geldim. Çünkü belim çok ağrımaya başladı kilomdan. Ama tabii Allah ki... Allah, sen hani oldum olası, yani ben ekrandan tanıdığım süre boyunca çok zayıf biriydin. Yemeni mi sence şey Yok ya, yaptın? Zayıf değildim Cüneyt. O ses Türkiye'de de sen çok zayıftın. Ya o sese çıktığım ilk gün 65 kiloydum. Son gün finalinde de 85 kiloydum. Yani çok fazla Allah kilo Allah. Almıştım. Çok kilo değişikliğim. İlk single EFSO'da mesela yine kiloluydum. 80'in üzerindeydim. Ama ikinci klip Fransız'da mesela 60 kiloydum orada da o klipte de. Allah, niye bu kadar inip çıkıyor? Bu peki neyle alakalı? Yani yemeğiyle mi Aslında sence? Şöyle açıklarsak biraz duygu durum bozukluğu adı altında. İnsanlar bazen rahatsızlanabiliyor, yemeği aşırı kaçabiliyor. Tabii bu karantinanın vermiş olduğu sıkıntı da daha da yükseliyor. Bende de yemek, eğer moralim bozulsun, herkes diyor ki çok güzel bir şey. Hani yemekten kesilirim ben mesela. Şöyle demek istiyorum. Yani grilerim yok hayatımda. Ya siyahım ya beyaz. Ya yemek yiyor ya yemiyor. Yani ortalarda hiçbir zaman olamadım. Yani Araf'ta kalamadım. Araf'tayımı çok söyledim ama hiçbir zaman kalamadım yani Araf'ta. Yani gri olamadım hiçbir zaman. Ya siyah Ama ya beyaz. sesin de Araf'ta değil, müthiş. Sağ ol. Yani Teşekkür her ederim. zaman senin sesini ayrı bir yere koyarım. Gerçekten de öyle. Zaten ilk yarışmada da büyülemiştin. Ondan sonraki şarkılarım çok iyi geçti. Yalnız sana bir gözlemim var yine, söyleyeceğim Tabii nacizane. ki. Sen de çok ara verdin sanki. Yani hep aralıklarla, yani Evet. aralarda uzun zamanlar var diyeyim. Yani albüm aralarında uzun zamanlar var. Ya aslında tamamen şans meselesi. Bir ikincisi mesela Cüneyt, açık açık konuşalım. Ben beste yapan birisi değilim. Söz yazan birisi de değilim. İnsanlardan bir şekilde bunu temin edip piyasaya çıkartmak gerekiyor. Ama ben zaten 2 tane sıfır şarkı yaptım. Cover yapmadım. İki şarkımda istediğim gibi ben olmadım yani. Hiçbir zaman ben olamadım şarkılarda. Tabii üçüncü yapacağım şarkıda da tabii ki biraz daha ben olmak, daha yedirmek, belki daha olgunlaşmak istedim. Ama istediğim gibi şansım yaver gitmedi. Güzel bir şarkı gelmedi yani bana. Anladım. Yani aslında mesela ben EFSO ile spor yaptığımı bilirim. Kaç kez dinlediğimi. Vallahi. Yani tabii kaçtı? Kaç sene oldu EFSO olalı? 4 sene. 4 sene oldu. Spor yaptığımı bilirim yani. Bence oradaki tarzların da çok güzeldi ama tabii herkesin isteği farklı. Dışarıdan göründüğü gibi olmadı, değil mi? Öyle Ya bir de kolay değil. tabii ki bir yarışmadan çıkıyorsunuz. Ciddi derecede teenage bir kitleniz var. Yani yaptığınız alışveriş merkezi konserleri ciddi doluyor. 55 koruma, 60 korumayla çıkıyorsunuz. Bir anda popülaritenin yüksek zamanı. Tabii ki firmalar bu işi daha ticari baktığı için, daha müziğe duygusal değil ticari baktığı için teenage oynamak amaçlı. Nasıl yurt dışına ne bileyim Justin Bieber vesaire Evet. zamanında olduysa. Hani zaten firmanız da onlardan. Universal Music'e çalışıyorsunuz. Dünyaca çok büyük, en büyük firması. Ve yurt dışı kanalları çok büyük olduğu için bu tarz gitmek istiyorlar. Tabii bunda da yanında Alper'le olur. Çok teşekkür ediyorum onlara. Yani çok zaman geçirdik.
Çok da kıymetli benim için o Alper'le onu. Çok iyi müzisyenler. Öyle geçti yani. Süper. Peki bu arada karantina olmadan önce nerelerde sahne alıyordun? Ben haftanın 3 günü nereden baksan son zamanlarda sahnedeyim. Neredeyim? Manisa, İzmir, İstanbul, Diyarbakır'da da birkaç kere gittim. Bunlar mekan Bu sahneleri mi, aralar konser sahneleri mi? yani İzmir ile İstanbul ve Manisa arası çok döndü. Anladım. Süper. Şimdi zaten yaz mevsimi Avşa'dan çok birkaç eski çalıştığım yerden de tabii bir teklif aldım. Başka yerlerden de. Tabii bu durumu iyi değerlendirmek lazım. Tabii maddi konuda da insanlar çöküş yaşayabiliyorlar bir sürede. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben sahneye çıkamıyorum, evet. Ama benim arkamda çalanımda bir ekmeğe ihtiyacı var. Yemek yemeye Kesinlikle. ihtiyacı var. Ailesinin karnını doyurmaya ihtiyacı var. Bu adam ne yapacak? Aynen, Üzücü yani kesinlikle. bunların Bir olması. de şey, hani yaşın çok genç, çok küçük yaşta zaten başladın. 17-18'de biz ekranlarda seni Evet. gördük. Daha öncesi vardır belki müzikle alakalı da. Evet. Hemen de sorumluluk sahibi oldun. Aslında bu da ağır bir sorumluluk değil mi insanda? Yani Tabii, ben zaten ev konusunda da bütün yük benim sırtımda. Ben öyle olmasını seviyorum. Ondan mutlu oluyorum. Çünkü benim babam, ya ben çok varlıklı bir halde dünyaya geldim. Tabii herkesin ticari hayatlarında iniş çıkışlar olur ama babam son zamanlarda şeker hastası oldu. Bypass ameliyatı oldu. Yani 5 kilodan fazla bile kaldırması yasak. Tabii babam kendi işine sahip zaten ama ben onları bir şekilde evde oturtturup huzurlu edip kendi işime bakıp paralar kazanıp tabii onları ben yükü almak istiyorum. Çünkü ben de böyle gördüm zaten ailemden. Bundan süper. mutluyum. Kardeşim var mıydı? Vardı galiba Ablam bir var. kardeş. Ablam mı vardı? Ablam var. Güzel bir sorumluluk ama tabii bunun verdiği bazı zorluklar da olmuyor değildir. Zaten bu Tabii sektör tabii. birazcık zor bir sektör, inişli çıkışlı bir Ya sektör. şöyle bir şey var. Sektör para kazandıran bir sektör. Eskisi kadar zor olmayan, herkesin elinde bir YouTube kanalı ve herkesin elinde Instagram olduğu sürece sabun köpüğü bir şey. Bugün bir ünlü oluyor, yarın sönüyor. Yarın İşte o başkası zorluğu oluyor, var. yarın sönüyor. Şimdi bu aslında bu durumda zirveye çıkmak kolay ama orada asılı kalmak çok zor. Aynen. Anlatabiliyor Kesinlikle. muyum? Yani Kesinlikle. zirveye çıkmak kolaylaştı. Bugün bot takipçilerle falanlarla, algı yönetimleriyle yapmak çok kolay. Ama orada kalmak çok zor. Eskiden kaç kişilerdi? 40 kişilerdi yani saysanız. Bir de İbrahim şöyle, Tatlıses, zirvede Bülent kaldığın Ersoy, Zeki Müren. süre boyunca da aslında zorlukları var, değil mi? Yani Ya o da kolay rakipleriniz değil. çok güçlü. Çünkü arkada ciddi paraların döndüğü sistemler var. Yani bu işe bakmamak gerekiyor. Yani rakiplerin var ve rakiplerin gerçekten çok güçlü. Yani çırpınmak zorundasın ve ayakta kalmak zorundasın. Aynen, süper. Sen de bir şey gördüm ya, bir olgunluk gelmiş. Yani belki eskiden beri öyleydin yani, bilmiyorum ama hani oradaki o Ses Türkiye'deki veya ilk albümündeki o çocuk ruhu biraz gitmiş, artık bir olgunluk gelmiş dediğin Ya gibi. artık 22 oldum Cüneyt. 22 ama yine de daha şey yani, küçük yaş. Ben de 20'lerimde sayılırım diyeyim. Herkes. Aynen, süper. Şimdi senden bir parça alabilir miyiz? Ay bir şey diyeceğim. Söylerim tabii. Dur. Ama şey ya dün arkadaşlarla bir gezelim dedik. Yatla açıldık denizin ortalarına. Soğuk beni çok çarptı. Söyleyeceğim ama çok bağırmak da istemiyorum. Yani forte kullanmak istemiyorum. Çünkü buralar ben bir mahallede yaşıyorum. Mahalle bana alıştı yıllardan beri. Doğduğumdan beri de insanları da çok rahatsız etmek istemem. O Nasıl zaman olur? dedim ki annem için, onun için bu şarkı. Dinle anne, ağla anne, seviyorum. Sen de söyle, herkes duysun. Annem, ben çalayım, sen de oku, söyle annem. Bir de bak, yalnız şöyle bir şey, sesine yüreğine sağlık. Diyorsun ki çok yüksek ses olmayacak filan dedim, yine öyle bir girdin ki. Ya ben zaten burada ne zaman şarkı söylesem illa tanımadığım evlerden alkış sesleri geliyor. Ya ben bu mahallede doğup büyüdüm. Mahalle çocuğuyum. Bununla da mutluyum yani. Gerçekten inanılmaz bir çevrem var burada. Bu Arkadaşlarım mahallelerin doğdu, İstanbul büyüdü. mu? Tabii İstanbul, Avrupa yakası. Hı. Burada doğdum, büyüdüm. Burada geçirdik zamanlarımızı. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Eğleniyoruz yani bayağı. Aynen, süper. Peki şimdi kafandaki projeler nedir? Ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında Yani kafamdaki proje artık tamamen YouTube'a mı dönsen diye düşündüm. Yani artık tamamen YouTube'da mı olsam ya şarkı yerine var olan şarkıları söyleyerek mi geçirsem? Çünkü artık sistem o. Şimdi ne gerek var ki şarkı alacaksın, beste alacaksın, klip çektireceksin, PR yapacaksın.
çok rakibim var, çok fazla seçenek var. Birileri istedikten sonra zaten oluyor ama en azından ben mesela YouTube kanalı açtım. Eli diye bir arkadaşım var ya, bu benim öyküm. Eli'yi Evet. davet ettim. İlk projem de geldi. 2 milyon izlenmiş bile yani attığım zaman ve çok güzel de ilerledi. Yani YouTube'a bir şeyler atarak da idame ettirebilirim diye düşünüyorum hayatımı ve üretim sürecini. Yani idam ettirme konusunda bence sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu Yok, sesle. ben bak açık açık bir şey konuşayım Cüneyt. Ben yarışmadan sonra çıkartmış olduğum şarkılarla hiçbir zaman tanınmadım. Ben sahneye çıktığım zaman insanlar benden o şarkıları istemiyorlar. İnsanlar yine benden Araf'tayım, annem için, kafama sıkar giderim. Bunlar çok talep alıyor, çok talep görüyor. Ama benden sahnede mesela insanlar çok arabesk tarzı bir yere gittiğim söylediğim zaman bile insanlar benden hep Isabel'i istiyorlar mesela. Bu çok şaşırtıcı. Böyle bir Aynen. ülkede, böyle bir coğrafyada Isabel gibi Napoliten bir eseri bu ülkeye sevdirmek çok zordur ve zordur yani. Ben bunu sevdirdiğini düşünüyorum. Sürekli talep de görüyor. Herkes Isabel'i söyle, Isabel'i söyle. 17 yaşında sıradan bir yarışmaya çıktım böyle, sıradan bir çocukken. Isabel'i söyledim. Wow, bayağı oldu ve Isabel hala benden talep isteniyor yani. Ve orada şunu dedim, ben aslında dedin sevgili Ebru Gündeş'in de parçalarını çok seviyorum dedim ve o parçalara da giriş yaptın, herkes şaşırdı, hayranlık duydu, o zaman başladı. Çok Peki güzel. şöyle, Yani o zamanlar çok güzeldi gerçekten. Şimdi mesela popülasyon açısından düşüyor. Sürekli düşüştesin. Ama o günleri özlemiyorsun değil, ama bu işler artık böyle. ama ben Televizyona sana çıkıyorsun. Televizyona çıkıyorsun. Televizyonda kalıyorsun. Televizyondan sonra yarışmanın birincisi olsan da sonuncusu olsan da bir şeyler yapıyorsun, ama onu idame ettirmek çok zor. Onu aynen. idame ettirmek çok zor. Ama sen yapabilecek Çünkü güçtesin, biliyorsun. özür dilerim. Haftanın hemen hemen her gün televizyondayken bir anda televizyondan siliniyorsun çünkü. Şimdi ben 15 yıldır televizyon sektöründeyim. Radyo televizyon okudum. Müzikte de haşır neşir sayılırım. Şöyle bir durum var. İlkinde seni olumsuz yönde etkileyebilir. Tam yaşın 17 iken bir anda bir iki sene sonra birazcık elin eteğin insanların senden çekmesi biraz seni Tabii. demoralize etse de senin sesinin kıymetini bilip en azından sevdiklerinin yönlendirmesiyle tekrar iyi yerlerde seni göreceğime eminim. Zaten şöyle Teşekkür ederim. YouTube daha minimal plan yaptığını görüyorum. Bu yanlış. Hani YouTube'dayız. Hayır, YouTube'da ol hayır. zaten. Hayır. YouTube'da ol. YouTube, ondan bahsetmiyorum. Artık sistem o kadar değişti ki. Hani Ama sen mutlaka yani her seferinde her 2-3 ayda bir kah böyle normal bir klip olur. Kah çok doğru. pahalı Buna maliyetli olur katılıyorum ama ama böyle şundan bir şey. bahsediyorum. Mesela eskiden daha çok albüm odaklıydı. Sonra EP düştü. Sonra maxi single. Sonra single. Ama Evet. insanlar buna ciddi bir bütçeler harcıyorlar. Karşısında şey göremiyorlar. Yani YouTube'a girmek daha kolay artık. Oradan seri üretim Tabii yapmak tabii kolay. ama senin Ben şu bunu var. böyle tercih ediyorum diye demiyorum. Bunu da yapabilirim. Onu da yapabilirim. Ekstra gidebilirim ama şu an ciddi derecede zaten önünde 50 tane iş varken onların bir anda iptal olması, pandemi sürecine geçmemiz, dünyanın böyle bir sıkıntıdan kalkınması, Amerika'nın hali ortada, Fransa'nın hali ortada, iç savaş mı çıkacak, ülkeler birbirine girecek. Yani bizim zaten eğlence sektöründe olduğumuz için biz zaten kimsenin umurunda değiliz zaten hiçbir zaman yani. Zaten bu sene ben biraz önce sevgili Erzan Mutlu'yla da konuştuk. Ondan önce konuklarımla da mesela Oğuzhan Koç olsun, Gökhan Türkmen. Yani birçok konuma hep müzikle alakalı devamlı sahne alan isimleri hep sorduğumda 2020'nin öyle çok verimli geçeceğini düşünmüyoruz. 2020 artık bir rafa kalktı. 2020 felaketler senesi oldu yani. Başta depremlerle başladık. Şehitler verdik. Ardından korona. Hala da şu anda Amerika bir karışık. Burada da bir bakıyorum Tabii. haberleri boğulmalar, seller, Çin'de tekrar başladı vesaire. O morallerimizi bozmak istemiyorum. Ve biz de Müzikonir ve ben Cüneyt Diktaş olarak elimizden geldiğince sizin gibi değerli sanatçıları sevenlerle buluşturup biraz motivasyonu yükseltmek amacımız. Sanatçı demeyelim. Şarkıcı. Şarkıcı da demeyelim. Ne diyeyim? Müzisyen olabilir mesela. Ama Tamam. şöyle, neden müzisyen? Şimdi bakın, müzisyen olabilmeniz için söz yazan müzisyen olmaz. Yazar olur, şiir yazan şair olur. Beste yapan kişi müzisyendir ama ben beste yapmıyorum. Ama yorumculuk da bir müzisyenlik kategorisine, bir üretkenliğe girdiği için aslında müzisyen olabilirim. Ama sanatçı asla değilim. Şarkıcı değilim. Çünkü sanat başka bir şey. Sen Yani kendini tabii öyle görmeyebilirsin ama insanların da ne gördüğü İşte önemli. bizim aslında bizim yani bizde ne var biliyor musun toplumumuzda? Bugün eline her mikrofon olan kişiye sanatçı dediğimiz zaman bizim esas sanatçılara, esas bu işe kendini adamış, bu işini hayatına dökmüş insanlara zaten çok büyük hakaret etmiş oluyoruz. Yani bugün affedersin kız mankenlik yapıyor, playback sahneye çıkıyor. Yani insanları
görünüşüyle yapmaya çalışıyor. Ses yok, bir şey yok, ortada bir business show var. Buna sanatçı demek olmaz çünkü sanatçıya hakaret etmiş Ama ben oluyoruz. bir gün bir hocama sordum. Dedim ki sanatçı nedir dedi. Bana sanatçı veya sanat eseri nedir dedim. Hocam da çok ünlü bir profesördü. Dedi ki bu koltuk benim için sanat eseri olabilir dedi. Sevdiğim kız burada beni izlediyse ve öldüyse dedi. O koltuk Evet. benim için vesaire böyle bir şeyler Yani vardı. nereden baktığın da önemli. Şimdi sen kendini tabii öyle görmeyebilirsin. Dediğin eleştiriler de doğru. Dünkü insanla da sanatçı deniyor ama iyi bir yorumsa sen beni alıp götürüyorsan şarkıda bir sanat eseri icra Ben ediyorsundur. sanatçı değilim ama sanatkar ruhlu bir insan olabilirim mesela. Aynen. Müzisyenlik dediğin gibi birçok enstrümanı çalan, müzikten anlayan, nota bilendir. Şarkıcı vardır bir de bende. Yani sanatla alakası olmayan şarkıcılar vardır. Ya Mesela şimdi ben... cili cili işlere hiç girmiyorum biliyorsun. Barbaros gibi olacak ama ya zaten cili cili Aynen. işler zaten meslek olmuyor. Meslek Aynen. etik ilkeleri denen bir şey var. Mesleklerin adı var. Mimar, marangoz, mühendis, yani terzi. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki şarkıcı diyorlar. Şimdi şarkıcı diye bir şey çıkarttılar mesela. Ben sesimi satıyorum, onlar etini satıyorlar. Başa çıkamıyorum. Ben yani Wow. ustalarımız buna sanatçı dediği zaman ben kendime sanatçı desem zaten onlara çok büyük bir hakaret ve hassizlik etmiş olurum. Aynen. Böyle. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey. Her ne kadar yaşımı hiç söylemesem de senin yaşlarında ben de birazcık böyle net çizgilerim vardı, eleştirilerim vardı, dargınlıklarım vardı. Bazen sende onu hissediyorum. Bazı dargınlıklar mı, kızgınlıklar mı, bir şeylerin olduğunu hissediyorum. Onlara çok derin girmek istemiyorum ama bunlar geçeceğine emin ol. Yani öyle bir zaman ki ben hiç yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim aslında. Aklım hala daha yapmadıklarımdır, biliyor musun? Ciddi söylüyorum. Ama öyle bir zaman ki sen 17 yaşındasın ve hiçbir şeysin. Sen arkana bir rüzgar aldığın zaman piyasadaki bütün A+ isimler her gün seninle, her gün otellerde yemeklerdesin, her gün oradasın, her gün buradasın. Yeri geliyor seni izlemeye geliyorlar, ediyorlar. İsmin her yerde geçiyor. Öküz öldü, ortaklık bitti. Velet dali nami bitti. O kadar. Bunları yaşaman lazım ki esas Tabii. başarıya ulaşman için. Tabii ki. Yani Aynen. anladın mı? Bunları hepimiz yaşıyoruz, emin olabilirsin. Yani hepimiz de yaşadık. Aynen. Ama bu seni bir adım daha öteye taşıyacaktır. Emin ol, sen çalışmalarına odaklanırsan. Ben sende açık konuşayım bak. Madem böyle açık konuştuk. Ben sende birazcık ufak böyle bir kırgınlık mı, ümitsizlik mi? Bunları hissettim. Halbuki sen yani sesin müthiş. Yani gerçekten o zaman hepimizin hafızalarında yer ettin. Buna mutlaka, buna odaklan ve bununla yürü. Boş ver. Kimseyi şey Ya ben yapma. mesela bak geçen sizin sayfaya röportaj verdim. Açık açık dedim. Slogan şu. Masa başı iş yapmıyorum ben. Benim yaptığım iş konsantrasyon, duygu. Yani çok başka bir iş. Yani Allah korusun benim. Diyelim ki çok sevdiğim birisi veya ailemden birisi Allah uzun ömür versin vefat etse. Dünyada bileceğim ki ben profesyonel yapmak zorundasın aslında. O sahnedeyken her şey olacak falan filan dedikleri zaman ben o sahneye çıkamam bile. Yani ben duygularını çok ağır yaşayan kova burcu bir insanım. Aslında balık değilim. Neden bu kadar ağır yaşıyorum bilmiyorum ama demoralize oluyorum. Çabuk oluyorum. Masa başı da iş yapmıyorum. Çok zor bir iş yapıyorum. Evet. Çünkü dünya, insanlar çok farklı. İnsanlar çok nankör. İnsanlar ya insan çok farklı bir yaratık. Yani Homo sapiens diyorlar ama ben ona şimdi başka bir isim söylerdim. Yayında müsait olmuyor. Ama insan yani hayvana denmez yani, anlatabiliyor muyum? Çünkü hayvan hayvan ama insan insan değil. Evet, haklı yönlerim var ama bu seni asla ilerlemende alıkoymasın. Sakın Yok, hayır. demoralize olma. Çünkü hepimiz demoralize oluyoruz. Aynen. Oho, neler yaşadığımızı bir görsen. Ben burada sosyal medyada bir şeyler yaptığım halde bile rahat durmuyorlar. Yani birazcık göz önünde ol, başlıyorlar. Velet Başlıyor bir dali şey. namin. Aynen. Maalesef bu virüs hiçbir şekilde zannetmiyorum kimsenin aklını başına alsın. Biraz önce haberlerde gördüm. Laf lafı açıyor. Bu arada arkadaşlar yorumları okuyorum da yani muhabbetimizi kesip nasıl ben bir anda yorumlara döneyim? Geleceğim sorular arkadaşlar. Bir baktım Haliç yani 3 aydır ancak kendini temizlediyse bir günde mahvetmişler dün pazar itibariyle. Yani plastikler, çöpler Haliç'te ne olacak bilmiyorum. Seller devam ediyor. İşte insanlar boğulmaya devam ediyor. Hastalıklar devam ediyor. Ne zaman aklımızı başımıza alacağız bilmiyorum. Cüneyt görmüyorsun bizi demiş birisi. Real Bu arada Neyce. bir şey diyeceğim. Yazılanları okuyalım mı?
Oku. Eğer gördüğün varsa okuyabilirsin tabii. Ben burada Ben sorulara bakmak bakıyorum şu istiyorum. an. Görmez Karadeniz demiş Süheyla. Kaşlarına düştüm demişsin. Arkadaşlar onu anlatayım. Şimdi ben artık 3-4 aydan sonra evde tamamen kapandıkça şunu fark ettim. İnsan kendiyle oynuyor. Sürekli sakallarını kesiyorsun, saçlarını tıraş ediyorsun. Benim de kaşlarım gerçekten biraz aileden dolayı. Biz doğuluyuz. Gerçekten kalın. Ben kaşlarımı düzelteyim derken cımbız canımı çok acıttığı için şeyle yapmak istedim. Makasla keseyim dedim. Çok kısaldı. Sonra dedim usta ile ben bunu düzelteyim ama jiletin başlığı biraz büyüktü. Sonra bu kadar kesince ben bunu kestim. Ama bu tek çok çirkin kaldı. Dedim bunu da keseyim. Şaka yapıyorsun. Evet kaşlarımı detoksa soktum şu an mesela yani. Al. Ya kaşlarla oynamak cesaret ister biliyorsun yani. Hani o Benim kaş... korkum yok. Hiç. Hayır şey olarak. Hani değil mi? Bir ufak bir şeyde bozulur eder yani ya kaşların Mesela umurumda sen şu hiç. an kaşlarını kesebilir misin canlı yayında? Yok canım. Hayatta Yani kesemem. mesela hiç umurumda olmaz keserim. Çünkü niye biliyor musun? Ha, bir iddia varsa keseriz yani. Ondan Yani çekinmeyiz de. insan kıyıyı kaybetmeye cesaret edemezse yeni okyanuslar keşfedemez. Allah aziz. Yine. Niye biliyor musun? Çünkü yani mesela bana çok fazla iltifat geliyor. Aziz çok güzelsin, baby face'sin, kız güzelliğin var, yakışıklılığın var. Akşama kadar 25 bin tane evlenme teklifi, bilmem kaç tane başka teklifler, başka teklifler, başka teklifler gidiyor. İnsanlar bana çok iltifat ediyorlar. Özellikle kirpiklerime, kaşlarıma. Kirpiklerim de her gün diyorlar makyaj mı yapıyorsun? Zaten yarışma zamanları hep derlerdi. Aziz makyaj yapıyor, makyaj Aziz yapıyor. bu arada Yok mu öyle bir görüntü şey? biraz puslandı. Telefonla mı alakalı Eyvah. Ya şeyle? benim oturduğum yerde hiçbir şekilde ben dağ başında yaşamıyorum ama hiçbir şekilde internet çekmiyor. Şu Ben an şu bak an düzeldi modeme mesela. bağlıyım. Arkadaşlar kalpleri biraz belki azaltırsak güzelleşebilir bilginiz olsun. Şu an iyi mesela. Evet. Yani şimdi mesela ben insanlara şunu göstermek istedim. Ben kaşlarım sayesinde ben değilim. Ben olduğum için benim. Kaşlarımı kesmek aslında bana birkaç bir şeyler de öğretti. Yani aynanın karşısına geçip baktığım zaman farklı kişiyi görmedim ben. Beni ben yapan kaşlarım değil. Ama akşama kadar benim yapmış olduğum, icra etmiş olduğum sanatım aslında müzikken benim insanlar dış görünüşüme çok fazla iltifat ediyorlar. Yani Aziz kaşların çok güzel, kirpiklerin çok güzel. Bu yokken de benim. Beni ben olduğum için sev. Kaşlarıma boş versen. Boş ver kaşlarımı. Beni ben olduğum için sev. Peki şöyle yani o da güzel bir şey Yani ama görsel. bugün benim yüzüme kezzap atsalar kimse beni sevmeyecek, beğenmeyecek. Yani. Ama öyle Hayatın de düşün. gerçekleri bunlar. Ya Bergen'i hayat. biliyorsun. Evet evet biliyorum. Ama Bergen yani. Herkesi sevmiştir Bergen de. Tabii güzelliğinin Tabii ki. Ama Cüneyt bak sıkıntı ne biliyor musun? İnsanlar bana sürekli iltifat ediyorlar. Bana biraz hakaret edin istiyorum ya. Çünkü çok sıkıldım yani. Bak yemin ederim yanlış anlama. Sürekli iltifat, 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 iltifat artık etmeyin. Boş verin, iltifat etmeyin bana. Beni sevmek zorunda da değilsin, beğenmek zorunda da değilsin ama iltifat etmeyin dedim artık. Ya artık kaşlarımı keseceğim. Bak sakallarım çok beğeniyorlardı mesela onu da kestim. Saçlarımı aynı şekilde kestim. Çok uzun beğeniyorlardı. Yanlarını gene kestim. Kendimle oynuyorum artık. Daraldım, çok sıkıldım. şarkı söylemeye ne dersin? Sesin Ne güzel dediler söyleyeyim? mi peki? Sesin güzel dediler mi O şey oluyor zaten mu? akşama kadar. Ya sesim Hı. aslında kısık. Ben normalde çok kısılmaz ama uyku vücudum yeterli melatonin ve endorfini salgılamadığı için sesim biraz yorgun, akordu yok. Ama söylerim. Ne söyleyeyim? Arkadaşlar siz isteyin ben söylüyorum. Hadi bakalım. Ne Aziz söyleyeyim? sen de böyle bir sene sonra yine görüşmek istiyorum. Bakayım aynı fikirlerde olacak mısın? Neler değişmiş olacak hayatında? Şey bu arada dünkü şeyini gördüm. Kameraya çekmişsin. Çok güzel de arkadaşlıkların var galiba. Hani seni Ya sahiplenen, destekleyen. evet çok. Ama benim mesela açık konuşmak gerekirse sosyal bir insanım ama eskisi kadar arkadaşım yok. Anladım. Çünkü arkadaşım çok arkadaşım var aslında. Çok sevdiğim, samimi bulduğum. Ben ünlü olmadan önce de ünlü olduktan sonra da bana aynı şekilde davranan arkadaşlarım, kardeşlerim var. Ama çoğu insanlığın mesela o Snapchat zamanında çok popülerken 100 bin 200 bin snaplerin izlenirken senden her gün kanka beni paylaş, kanka beni paylaş, paylaşmadığım zaman bana küsen arkadaşlarım arkadaşım değil zaten.
Anladım. Kullanmak istiyor seni. Kullandırmıyorsun. Zor. Ama mesela benim hiçbir zaman, ben 22 yaşındayım. Hani 14 yaşında da, 15 yaşında da, 16 yaşında da benim hiçbir zaman arkadaşlarım mesela 14-15 olmadı. Benim 30 yaşında arkadaşlarım vardı. Evet. Çünkü ben küçük olamadım hiçbir zaman. Sevmedim bunu. Bu arada Anlatabiliyor muyum? evet. Bu arada Aleyna Tilki ile arkadaşlığın var mı? İnternette öyle duydum da okudum. Ben Aleyna bilmiyordum Tilki şahsen. arkadaş, tabii ki Aleyna'yı ben başarıların devamını diliyorum. Başarılı buluyorum. Tebrik ediyorum. Ülkemizde tabii ki çok iyi yerlerde, daha iyi olsun. Allah yolunu açık etsin. Ama Aleyna'yla benim bir problemim yok. Tabii şu an görüşmüyoruz. Neden görüşmediğimizi ben de bilmiyorum. Tabii Görüşmelerinizi bilmiyordum açıkçası. Ben Aleyna Tilki ile arkadaş mısınız? Onu yeni öğrendim hatta. Onu yani söyleyeyim. Aleyna Tilki tabii ki benim arkadaşım, canım, ciğerim, ama tabii eskisi samimiyetimiz neden yok ben de bilmiyorum. Öyle karar almış da olabilir. Bir gün uyandım, zaten takipten çıkmıştı. Ben de maalesef çıkmak zorunda kaldım. Çünkü yani kimseyi artık öpeceğim, kimseyi popoplayacağım zamanlarım yok. Önüme işime bakmam lazım. Ne denir? Yani Aleyna tabii ki çok güzel, çok başarılı, çok güzel, çok seksi bir kız, evet. Beğeniyorum. Çok tatlı bir insan. Annesine aşığım zaten. Havva benim canım. Ayça da aynı şekilde kardeşi. Ama Aleyna kendi benimle tanışmak istedi. Kendi düet yapmak istedi. Sildirebilir. Hiç umurumda değil ben. Çünkü o düet sayesinde var olmadım. Ama kendi tanışmak istedi falan filan. Fıstık, güzel günlerimiz de oldu. Olsun. Hayırlısı, her şeyin güzeli. Yani bunu oturacak ağlayacak halim yok. Ama Aleyna'yı ben seviyor muyum dersen, Aleyna'yı seviyorum. Başarılı buluyorum yani. Serzenişlerini çok iyi anlıyorum. Çok gerçekten iyi anlıyorum. Ben de bu sektörün içinde biri olarak. Yaşının verdiği zamanda da bunları dile getirmen de güzel. Ama ben bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Belki beni bir abin olarak görürsün. Belki görmezsin. Belki bir dinleyici olarak görürsün. Ben sadece sesine yönelmeni istiyorum. Gerçekten sesin çok iyi, kuvvetli ve altyapın çok iyi. Kesinlikle acil silkelen. Seni çok çok daha iyi yerlerde göreceğimize eminiz. Artık iltifattan nefret Hepimiz ettiğin ya, için, cümleten. iltifatı sevmiyorum dediğin için sana iltifat da etmek istemiyorum. Yani gerçekten yani içten İltifatı sevmiyorum değil, gereksiz iltifatı sevmiyorum. anladım, anladım. O yüzden de iyi bir insansın. Artık çözmüşsün birçok olayı. Sadece dile getirme bazı şeyleri, onu söyleyeyim. Sadece böyle yürü, yoluna devam et. Seni seven insanlar var yani. Yükseklerden uçsan da, bana varsan da, hatta kapris yapsan da, bitti buraya kadar. Kaf Dağı'nı açsan da, destanlar yazsan da, artık sabrım kalmadı, aşkımız buraya kadar. Aa, aşkımız buraya kadar. Hey, 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 hey. Süper. Sesine yüreğine sağlık diyoruz. Şeyleri oku diyorlar. Yorumları istersen bir bak, istediğin varsa. Yeni açanlar var galiba. Onu açıkladı arkadaşlar. Ben bir soruya daha Alper, ne bakayım. haber? Sevdiği biri var mı diyor. Ben hiç girmek istemiyorum ama. İstersen Ya girme. Ben de girerim, yok serbestim. sıkıntı yok. Tamam. Acıtmaz. Ben de yangınlar gördüm. Bir söylesene ya. ben arkadaşlar, şıp sevdi bir insan değilim. Benim de kız arkadaşlarım oldu. Uzun zamanlar geçirdik. Ben mesela bir gün biriyle, diğer gün biriyle hiçbir zaman olmadım hayatım boyunca. Bir kız arkadaşım vardı, 3 yılda bir ilişkim vardı. Sonra biz zaten ne olduğunu bilemeden zaten yollarımızı ayırdık. Artık herkese de hayırlı işler diliyorum. Aynen, güzel. Tekrar kim yapıyordu onu? Murat Öviç miydi? Murat Öviç, Tekrar. Nasıl yapıyordu onu ben de bilmiyorum. Fırfır. bir şarkı daha alalım ve güzel muhabbetin sonuna geldik. Umarım Tamam. sen de sıkılmamışsındır. O zaman Aleyna ile söylediğim şarkıyı hep istiyorlar. Söndürün kalbimi, gidiyor gönlümün efendisi, durdurun onsuz olamam artık. Yaktın gururumu, uzaktan uzağa dayanamam, hiç kimselere yar olmam artık. Tebrikler. Tebrikler. Sesine, yüreğine sağlık.
Söylemek istediğim bir şeyler var mı son olarak? Programımız Sizleri çok bitiyor. seviyorum arkadaşlar. Son bitirmeden tekrardan söyleyeyim. Ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. Dışarı çıktığımız zaman sosyal mesafeye gerçekten önem veriyoruz. Maskemizi takıyoruz. Kendimizi seviyoruz, insanları seviyoruz, doğayı seviyoruz ve onu koruyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Ya çok teşekkür ederim, yayın yaptık. Ben de rahatladım, çok mutlu oldum. İnşallah yakında ülke adına, dünya adına çok güzel haberler alırız. Ve bunun ardından da mutlu mesut yaşar. Sonra toprağa karışırız inşallah. Sizleri seviyorum. Aynen, Kendinize iyi görüşürüz. bakın. Ben de şunu söylemek istiyorum. Eğer oyunu kuralına göre oynarsan çok iyi yerlere geleceğine eminim. Oyunu kuralına göre oyna derim. Herkese Çok güzel. cevabını ver çalışmanla, başarınla. İkincisi, şu anda seni seven, seni destekleyen herkes en samimisi. Bunu da unutma. Şu anda sana mesaj Evet. yazan en samimileri, onların da desteğini alarak çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Cüneyt'im, seni çok öpüyorum. İyi ki varsın. Senin Sağ olun. burcun ne? Yengeç. Bak, çok burçlara rakip takılıyoruz. Ben yengeçlere aşığım, biliyor musun? Bak, hayatımda bütün çalışma arkadaşlarım, yani çalışma büyüklerim yengeç. Haluk da yengeç. Subutay da yengeç. Yani yengeç insanlarını çok seviyorum. Çok çalıştığım insanlar yengeç. Yengeç insanını çok seviyorum. Su grubunda tek sevdiğim yengeçtir. Çünkü iş konusunda çok profesyonellerdir. Çok iyi yöneticilerdir. Duygusaldır. Zekidir ve cesurdur. Yıldız Tilbe aşığım zaten. Sezen abla, Yıldız Tilbe, Aşkın Nur yenge. Ondan sonra Haluk abi, Haluk Şentürk de yengeç. 3 Temmuz. Öyle, ben yengeçleri çok seviyorum. Yengeçlerin hayatımda olmasını çok seviyorum. Yengeçler çok farklı insanlar ya. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah O ben de öyle zaman biriyimdir, görüşürüz bilemiyorum. diyoruz. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Müzikon ailesi olarak da her zaman yanındayız. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar, sevgili Aziz Kiraz'ı da uğurladık. Çok güzel bir sohbetti. Kah şarkılar, kah dertleşme, kah biraz serzeniş. Ama güzel bir sohbetti diyebiliriz. Tabii ki de, yani sektörde hepimizin başına gelen şeyler açıkçası. İnişli çıkışlı, kimse memnun değil. İnsan kendi içine dönüyor. Kendi içinde savaşıyor ilk önce. O savaştan başarılı çıkmak da ailenin, sevdiklerinin ve sizlerin desteğiyle olabilir diye diyoruz. Hepimizin başından geçen şeyler. Sizleri seviyoruz. Müzik On Air ve Cüneyt Diktaş'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yarın da çok güzel bir konuğum var. Bakabilirsiniz kim olduğuna Müzik On Air'e. Hikayesinden. Cüneyt Diktaş'ı da takip edin. Ve hangi soruları sormamızı istiyorsunuz? Daha kimleri ağırlayalım? Onları da söyleyeyim. Biz 3 aydır program yapmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Ben şimdi kendi yayınıma geçeceğim. Görüşürüz. Bay bay.